Bak 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 ben eşimle yemek yiyorum bak. Bak görüyoruz kahve içinde ne kadar güzel kahve. Ne yapıyorsun abla sen? Başka bir özentiye girdiği anda geçmiş olsun. Yemin ederim 5 senedir bir kelime bile öğrenememiş. Hiç. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahidim merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah şükürler olsun. Geçenki videoda güçlü kadın dediniz. Doğru. Çok güzel tepkiler, geri dönüşler aldık. Şu güçlü kadını biraz daha anlayabilir miyiz? Çünkü güzel. soru işaretleri de var biraz daha. Güzel. Şimdi güçlü kadında tabii şöyle bir şey var. Bir kere bir kadının gücü en çok nereden geliyordur biliyor musun? Farkındalık. Ben ne yapıyorum ne yapmıyorum. Kadının gücünü kaybettiren şey görememek, körlük. Neyi görememe? Kendini gör. Ben ne yapıyorum bunu? Neden yapıyorum? O yüzden bir kadının güçlü olmasının en önemli yolu kendini geliştirmez. Ben ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Ben kendimi nasıl kontrol edebilirim? Ne yapabilirim? Anlatabildim mi? Mesela bir kadın en büyük gücü nereden alır biliyor musun? Kendini ezdirmemeden. Peki kendini nasıl ezdirmeyecek? Milletle kavga ederek mi? Hayır nerede nasıl ezileceğini bilirse durdurur. Hı. İnsanlar kullanıldığını ve ezildiğini iş bittikten sonra öğreniyor. Doğru. Trafik kazası olduktan sonra istediğin kadar tedbir al. Kaza oldu ya artık iş polise gitti. Evet. Doğru mu? Güçlü kadın, farkındalığı yüksek, akıllı, aklını geliştirmiş, kendini geliştirmiş kadın, kimin kendisine ne yaptığını fark eder bilir. Ezileceğini bilir. O yüzden o toplara girmez. O o durumlarda bırakmaz kendisini. E futbolda deriz ya pozisyonu önceden okur hani. Tabii. Bravo. Üstüne doğru geliyor o pozisyonu hisseder. Bravo. Yaygaracı, ona buna laf sayan, ondan bundan dil, laf dalaşına giren, ona buna laflar söyleyip kendini dedikoducu pozisyonda bırakan kadın güçlü değil. Güçsüz kadındır. Niye? Kendini artık her türlü lafın söylendiğini açık hale getiriyor. Yani güçlü kadın kendine laf söyletmeyen kadındır ama onun bunun ağzını kapatıp tokatlayarak değil. Ne yapar? Kimin kendisini ezmeye çalışıyor? Ben ne dersem ne olur hesaplayabilir. Akıllı davranır. Akıllı kadındır güçlü kadın. Ne yaptığının farkındadır. Ve bu farkındalık bir kadını e, müthiş e, geliştirir. Hocam kadınlar ve kişisel gelişim deyince hep şunu görüyorum. Bizim videolarımızda da öyle. Eğitim alan kadınlar, izleyen kadınlar, podcast dinleyen kadınlar. Radyoda da öyleydi. En çok kadınlar dinler, kadınlar mesaj atardı. Erkekleri bunu söyleyince bizim de işimiz gücümüz var, çalışıyoruz ne yapalım diyorlar. Ömür boyu da çalışıyor aynı pozisyonda adam. Ben o kadar çok kadın, şuradan şuraya gelmiş kadın gördüm, şok olursun. Kadınların bir sorunu var. Gösterme eğiliminden dolayı, şov yapma eğiliminden dolayı buna yenildiği için gelişimini göstereceğim diye samimiyeti bozuyorlar. Mesela ben e, eskiden tanıdığım birçok kadın var güçlü, akıllı. Bunu göstereceğim diye gücünü ve aklını kaybettiler. Instagram'da işte kızımla şöyle yapıyoruz, eşimle böyle yapıyoruz diye. Aslında bu kadın çok akıllı, çok zeki, çok güçlü bir kadındı. Karakteri de güçlüdü ama gösterme, şov yapma kişinin gücünü azaltıyor. Ya bu çocuksu da bir. Hal. Bak, bak ben kaç kilo kaldırıyorum. Bak, bak görüyorsunuz. Bu çocuksu bir hal. Bak, bak, bak ben eşimle yemek yiyorum. Bak, bak görürüz kahve için ne kadar güzel kahve. Ne yapıyorsun abla sen? Bir de her ne kadar biz etkilenmiyoruz deseler de sosyal medya insanı etkiliyor. Orada çok, bir yorum okuyorsunuz, etkileniyorsunuz. Çok, çok, koca koca psikologlar. Benim öğrencilerim var, akrabalarım var. Bu sosyal medyada ünlenen kişilerden çok etkileniyor. Diyor ki ben o kadar okul okudum, klinik psikoloğum öyle para kazanamıyorum. Bak diyor sosyal medyadan işte şu kadar şöyle. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Aslında güçlü ve akıllı olacak kadın. Gördün mü nasıl güçsüzleşiyor? Başka bir özentiye girdiği anda geçmiş olsun. O da başlıyor numaraları yapmaya. Hani sen klinik psikologdun, uzmandın. Hani sen şöyleydin, hani sen böyle. Neye dönüştün yani şu an ne oldu yani sen kimsin ya? Yani? ne yapıyorsun? Terzi kendi söküğünü dikemez. Aslında terzi kendi söküğünü diker de pantolona karşıdan bakıp sökük yeri görüp üstünden çıkarıp dikmesi lazım. Terzi önce söküğü görmesi lazım. Akıllı kadın söküğünü gören kadındır. Pantolon neresi sökülmüş? Bunun için kendine bakıyordur ve kendini geliştiriyordur. Akıllıdır. Öz farkındalık. Tabii tabii. Ben bir sürü kadınlar görüyorum. İşte çok televizyonda, televizyon dünyasında bir sürü kişiyle tanıştım. Yemin ederim 5 senedir bir kelime bile öğrenememiş. Hiç. Sıfır. Durmuş. Şu an birinin para kazanıyor olması, 2 sene sonra ağlayacak olmasını engellemeyecek. Şu an bulunduğu durum şu anla ilgili. Yani 5 sene sonrasıyla ilgili değil ki. Nereye gidiyor yani bu iş, bu işin sonu ne, ne olacak? Güçlü kadın akleder. Ya ben çok ne biçim akıllı güçlü kadınlar tanıdım. Yaşı büyük. Bana diyor ki evladım diyor. Seni çok seviyorum. Bunu böyle yaparsan diyor. Şöyle olur. Bu seni çok üzer diyor. Bence yapma. Kadın bir konuşuyor. Eriyip bitiyorum. En iyi psikolog. En iyi uzman. Profesör olmuş kadın. İlkokul mezunu kadın. Profesör olmuş. Ne biçim biliyor kadının farkında olanı akıllı ve kendini geliştireni. Tanıdığım kadınlar var 60'ından sonra okuyor, ediyor, kendini geliştiriyor. Acayip noktalara geliyor. Onun için mücadelem en kötü, en ezik, en zayıf kadın kör kadındır. Gözleri kastetmiyorum, görme engelini kastetmiyorum. Kör ne demek biliyor musun? Göremeyen. Evet. Görme engellilerin görenini çok gördüm ben. Yani mecaz anlamda söylüyorum nedir görene körenedir, körenedir. körenedir körene evet. niye bu görme engeli değil göremeyen bakar körler bakıyor görmüyor. ama görmüyor anlamıyor bunun da en büyük neden ne biliyor musun sosyal medya öğreniciliği yani sosyal medyadan bilgi öğrendiğini düşünüyor hani böyle videolardan böyle kısa videolar Öyle olsaydı bütün dünya bir anda düzelirdi. Bütün üniversitedeki profesörlerin hayatları mükemmel olurdu. Bütün psikologların aile hayatları süper olurdu. Bak bir konuyu biliyor olmak bir şey, fark edebiliyor olmak başka bir şey. İnsanlar hatalarını fark edemediği için düzeltemiyor. Cahil olduğu için değil ki. Onun için mücahidim güçlü kadın kimdir biliyor musun? Fark eden, gören ve kendini geliştiren kadındır. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah mücahidim. Zafer Akıncı'dan çok özel ücretsiz eğitim. Bilinçaltı okuma teknikleriyle geçmişin üzüntülerinden kurtulun. Eğitime ücretsiz katılım formu için açıklamadaki linki tıklayın.